İyi akşamlar. Denizden Babam Çıksakom'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün burada iki değerli insanla birlikteyiz. Bunlardan bir tanesi İstanbul'dan, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Meriç Albay ve Antalya'dan Cem Kadeş. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu buradaki ikinci yayınımız. Bugün ben biraz kenarda duracağım ve sevgili Cem Kadeş, Meriç Albay hocamıza su ürünleri sektöründeki mühendislerin veya su ürünleri sektörü çalışanlarının haklarıyla ilgili bazı sorular soracak. Yayına hoş geldiniz diyorum tekrar. Söz sizde Cem Bey. Hoş bulduk. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem. Hocam çok vaktinizi de almadan ben kısa bir giriş yapmak istiyorum. Aslında biz Kaan'la beraber bir önceki videomuzda su ürünleri mühendisliğinden biraz bahsettik. Ama tabii ki kendi penceremizden bakarak biraz konuştuk. Dolayısıyla bir önceki videodaki konulara benzer konular olmuş olacak bazıları ama sizin pencerenizden de görmek istiyoruz. Özellikle sektörel kazanımlar konusunda da çok ciddi emekleriniz var. Uzun yıllar emek verdiniz bu konuda. Sümder'de dernek başkanlığı yaptığınızda veya yine fakültenizde dekanlık yaptığınız dönem içerisinde gerçekten mesleki kazanımlarımız konusunda çok emekleriniz var. Bu yüzden bu konu içerisinde benzer soruları yine sormuş olacağız size. O yüzden bir şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi bizler su ürünleri mühendisleriyiz. Ve tabii su ürünleri sektörü diye bir sektörün içerisindeyiz. Fakat insanlar bu meslek dalını çok fazla bilmiyorlar ve algılayamıyorlar. Yani aslında temelde su ürünleri mühendisleri kimlerdir? Ve bu mesleğin dünyada bir karşılığı var mı? Amerika'da veya başka Avrupa Birliği ülkelerinde veya Asya'da? Teşekkür ediyorum davetiniz için ikinize de. Şimdi şöyle, aslında hiçbir şey durduk yerde ortaya çıkmaz. Su ürünleri mühendisliği de bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan bir meslek dalı aslında. Dünyada karşılığı var mı ve ne iş yapar? Şimdi biz de bunun kuruluşuna gitmek lazım Cem. Ben rahmetli İsmet Baran, bizim fakültenin kurucusu, vefat etmeden önce bana bir iki yıl önce bir dosya verdi. Bu fakültelerin nasıl kurulduğu ile ilgili bir dosya. Bu fakülteyi kurmamak için niyetlendiğinde gidiyor. Konuyla alakalı, o zamanlar tabii 1980'li yılların başı, 1980-81'den bahsediyorum. İşte hidrobiyologlar, ziraat mühendisleri, kısmen birazcık veteriner hekimler, bu insan kimyacılar, bu insanlara gidiyor. Diyor ki böyle bir meslek dalını kurmak istiyoruz. Bununla yardımcı olur musunuz? Ziraat mühendisi kökenli akademisyenler diyorlar ki, çünkü o zaman bir kürsü var Ziraat Fakültesi'nde Ankara'da. Diyorlar ki su ürünleri isminin kullanılması şartıyla biz buna evet diyoruz. Bu bir defa bizim kırmızı çizgimiz. Özellikle İzmir'de Remzi Geldiğer grubu var rahmetli. O gruptaki hocalar gidiyor yine İsmet Hoca. Onlar da şerh düşüyorlar. Temel bilimler bölümü kurulması şartıyla fakülte içerisinde şerh var. Şerhler bende var. Ve böylece bir fakülte ismi doğuyor ortaya. Su ürünleri fakültesi diye. Su ürünleri yüksekokulu, özür diliyorum. Yüksekokulu, evet. Şimdi o zamanın şartlarında bunlar tabii olağan şeyler gerçekten. Bir geriye dönüp baktığımızda bir takım eksikler var mı? Var. Yanlışlar var mı? Var. Ama gerçekten bir fakülte çıkmış ortaya. Örneğin temel bilimler bölümü mühendislik dalı içerisinde benim bildiğim dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Yani temel bilimler diye bir bölüm olmaz. Mühendislik veriyor. Mühendislik eğitimi veriyorsunuz. Dolayısıyla bir takım dediğim gibi herkes kendine yer bulmak için anladığım kadarıyla bir miktarda böyle bir oluşumdan yola çıkmışlar. Dünyadaki oluşumuna bakarsak şimdi bizdeki çatı nedir? Dünyadaki çatı daha doğrusu FAO. Dünya Gıda Teşkilatı. Dünyada Gıda Teşkilatı'nda da FAO'da da su ürünleri ve balıkçılık diye iki kısım var. Yani aquaculture ve fisheries diye İngilizcesi. Bizdeki su ürünleri o yüzden azıcık ikisini birden karşılamaya çalışıyor. Terminolojide eksik var mı? Var. Ama artık bu oturdu bu isim. Yani çok fazla tartışmanın anlamı yok ama gerçekten FAO hem su ürünlerini yani balıkçılığı hem aquaculture yetiştiriciliği ayırmış.
Biz su ürünleri demiştik. Ufak tefek de olsa eksikler var ama böyle bir isim ortaya çıkmış. Dolayısıyla biz bir daha söylüyorum, bir eksiklikten, bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan bir meslektir. İyi ki kurulmuştur, iyi ki bir büyük bir boşluğu doldurmuştur ve hakikaten büyük bir baş harekelerinin başlangıcını da atmışlardır. Bunun artık sorgulanması bile abestir diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum, soruna cevap verebildim mi? Evet hocam, teşekkür ederim. Yani aslında nasıl doğduğu, mesleğimizin nasıl doğduğu, nasıl bu ismi kazandığı ile ilgili çok çok net bir cevap vermiş oldunuz. Peki dünyada bizim yaptığımız işi, Türkiye'de bizim yaptığımız işi yapan yani evet, mesela İngilizce karşılığı olarak söyleyecek olsak aquaculture engineer mı yapıyor yoksa başka meslekler mi bu işi yürütmeye çalışıyorlar? Bir öyle bir örnek meslek dalı var mı hocam? Aslında dünyada da bir kafa karışıklığı var Cem. Aquaculture da var, aquatic science olarak da var. Aquatic science and fisheries diye var. Tek başına fisheries diye var. Örneğin Japonya'da biliyorsunuz yapılanma bırakın fakülteyi üniversiteler üzerine gitmiş. Fisheries üniversite olarak gitmiş 5-6 tane. Fakat onlar da son bir 10 yıldır marine science and teknolojiye dönüştüler. Hemen hemen tamam. Bildiğim kadarıyla hiçbir tane bile fisheries kalmadı. Marine science and teknoloji biraz daha genişlediler. Yani balıktan suya genişlediler. Dolayısıyla bir şey var. Dünyadaki karşılığı ama yoğun şekilde olan, doğruyu söylememiz gerekir de aquatic science and engineering biraz daha fazla ya da aquatic science and fisheries daha fazla. Ama aquaculture'da dünyanın birçok ülkesinde gerçekten var. Aktif olarak mezun veriyorlar program şeklinde. İkisi de ama orada da bir şeylik yok. Tek bir isim yok. Ama dünyada binlerce meslek var Cem. Bu gayet normal. Olması da gayet normal. Ben aquatic science'ı daha çok seviyorum işin gerçeği. İngilizce karşılık olarak. Ya tabii bir de çünkü şöyle yani Cem, sözünü unutma, biraz balıkçılık deyince, balıkçılık fakültesi deyince, hani öyle biraz daha özelleştirirsek su ürünlerini balıkçılık fakültesi diye deyince balıkla ilgili bir fakülte algılanıyor sadece. Ama biz ders programımıza, müfredatımıza bakılırsa suya hakim bir fakülteyiz. Suyu ıcığını cıcığını çıkaran bir fakülteyiz. Dolayısıyla belki de yani oraya genişlemek daha doğru mu olur diye düşündüm ama dediğim gibi bunlar artık tartışmanın çok fazla şeyi yok. Önemli olan bundan sonra ne yapıyorsunuz? Altını doldurdunuz mu? Altıyla ilgili bir sıkıntı var mı? Onlarla ilgili belki de görüşmek daha doğru, konuşmak daha doğru. Evet, o konuya da geleceğiz hocam biraz sonra inşallah. Şimdi tabii mesleği genel anlamda bir tanımladığımız zaman şimdi her mesleğin kendine ait bazı görevleri var ve kanun içerisinde de tanımlanmış belli hak ve yetkileri var. Bizim su ürünleri mühendisliği mesleği olarak kanun önündeki haklarımız nelerdir hocam? Ve işte bizim bir mesleği kanunumuz var mı? Yani şu görevleri su ürünleri mühendisleri yapar, bu onların yetkisindedir diye de söylenen bir yazılı olan bir kanun var mı? Veya yoksa da bu konuda yapılan bir çalışma var mı? Ne durumdayız bu konuda hocam? Evet, Cem şöyle, bir kanunumuz henüz yok. Fakat şuradan bir bahsetmek lazım. Su ürünleri fakülteleri kuruldu. Mezunları biliyorsunuz 1986 yılında ilk mezunlarını verdi bu fakültelerden bir kısmı. Ve başarı hikayeleri yazmaya başladılar. Yani Türkiye'deki başarı hikayelerinin kökeninde, çünkü su ürünleri sektörüyle mezunların ortaya çıkışı arasında bir paralellik var. Yani dünyadaki ve bizdeki trende bakılırsa en iyi artışı sağlayan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu başarının burada birazcık daha mütevazı olmayalım. Bizim çocuklar, bizden mezun çocuklar bir değer kattılar sektöre. Büyük bir başarı hikayesi yazdılar gerçekten. Ve büyük bir gelir kapısı sağladı ülkemize. Ama bunu taşlandırmak gerekiyordu. Yani yetkilere gelirsek, işte o kısımda bir eksiklik oldu. Yani 1986 ilk mezuniyet, ta ki 2000'li yıllara kadar neredeyse bir tane bile yetki konuşulmamış. Fakülteyi kurmuşlar, kuranlar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, iyi ki kurmuşlar. Fakat bu mezunlar ne iş yapacaklar konusunda fikir edinmemişler.
çaba sarf etmemişler. Hepsine ben bak tek bir daha söylüyorum. Teşekkür ediyorum hocalarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiçbir sıkıntı yok ama mezun ettiğin adamın ne iş yaptığını tarif edemez misin? Yani en azından Ankara'da o zaman gidip de bunlar konuşulmaz mıydı? Bu çocukların bir yetkilerini biz bir konuşalım. Bir kanunda yönetmenlikte bir şeye bağlayalım denmez miydi? Şimdi her şeye rağmen o zaman geçti. Bizler de hep beraber mücadele ederek şu anda gıda konusunda, kalite konusunda, hijyen konusunda bir takım yetkiler edindik. Bunun adını bir koymak lazım. Uzun yıllar Tarım Bakanlığımız mühendislerimiz eline bir cetvel verdi. Balık halinde balık 10 santimdir, 13 santimdir bunlar ölçtürttü. Bu gerçekten bizim için çok aşağılayıcı bir şeydi. Neyse ki 2018 senesinde, 18 almıyorsam, konuşa konuşa, anlata anlata en sonunda kalite hijyen konularında yetki aldık. Bu gerçekten büyük bir kazanım. Çünkü çocuklar için asıl gelir burası, gelir kaynağı burası. Çünkü biz mühendis mezun ediyoruz. Özür diliyorum herkeste, maraba mezun etmiyoruz. Çünkü biz bilimden beslenen bir meslek dalıyız. Yani bakın hiçbir durumda bu kadar mühendis çalışmaz. Şu anda bir özel firmada 60 tane Suriyeli mühendisi çalışıyor. Hangi firmada? Bana bir firma gösterin ki aynı 60 tane mühendisi çalışırsın. Bu çok iyi bir rakam gerçekten. Ama tekrar ediyorum, biz şu anda yetkinliğimiz ile yetkilerimiz arasında korkunç bir tezat var. Yetkinliğimiz çok güçlü. Ciddi bir şekilde hastalık, kalite, hijyen, işte denetlemeler falan birçok alanda suyla ilgili inanılmaz bir yetkinliğimiz var ama yetki verilme, yetki alma konusunda hala almamız gereken büyük bir mesafe var. Bu anlamda mücadele etmemize biraz daha gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim burada? Tabii teşekkür ki. Etmeden önce. Ben yıllar önce Sümder'in Google grubundan bize yollamış olduğunuz bir görseli halen saklıyorum. Biraz birlik olmaktan ve sesimiz ortak şekilde çıkarmaktan geçiyor galiba, değil mi? Bu hakları alabilmemiz. Kaan, çok teşekkür ederim bu soru için. Şimdi bakın, şu anda bizim hiçbir meslek grubuna biz laf atamayız. Her meslek grubu bizim için başımızın tacıdır, değerlidir. Adını koymamız lazım. Fakat bir meslek grubu diğer meslek gruplarının üzerinden yetkiler alıyorsa, o yetkileri tanımıyorsa, yetkileri vermemek için direniyorsa bizim de o direnci göstermemiz lazım. Bir düşünün. Bizim şu anda yetkilerimizin büyük bir kısmı veteriner hekimlerde. Ha, neye dayanarak yapıyorlar bu işi Kaan? 1954'te çıkardıkları veteriner kanununa göre diyorlar ki balık hastalığı her türlü yetki bizdedir. Biraz sonra bilmiyorum o konuya gelecek misiniz ama bu önemli bir konu. Yani 1954'te su ürünleri mühendisliği mi vardı? Su bilimleri mühendisliği mi vardı? Balıkçılık teknolojisi mühendisliği mi vardı? Yani dolayısıyla bu 1954'teki kanundan daha sonra biliyorsunuz 2011 senesinde 5996 sayılı kanun çıkarıldı. Baştan evet. Sona veteriner hekimlerin lehine çıkarılan bir kanun. Kanunlara saygı duyuyoruz, uyuyoruz, başımızın tacı ama lehine oldu maalesef. Yani 170-180 yerde veterinerin adı geçiyor, 3-4 yerde su ürünleri mühendisinin adı geçiyor. Böyle bir kanun olabilir mi? Yani ne demek yani su ürünleriyle ilgili bir sürü olması gereken yer var ama biz bunu yapamamışız. Neden? Şimdi o tarihte çok iyi hatırladın sen de. Sümder Google gruptan biz inanılmaz feryatlar ettik. Arkadaşlar lütfen sesinizi çıkarın. Kanun çıkacak. Bu kanun aleyhimize çıkarsa mahvolacağız. Ve çıktı, mahvolduk. Yani birlik olamadık. Birlik olamazsak kaybolmaya mahkumuz. Evet. Tarım ve Orman Bakanlığı galiba su ürünleri mühendisliğinin hak yetkileri konusunda bir süreç yönetiyor mu? Ya da bir ilerleme var mı bu konuda son gelişmeler ışığında? Kaan, ben resmi olarak kırgın olamam ama birey olarak Tarım Bakanlığımıza biraz kırgınım. Yani yıllarca bu çocukların, bu mezunlarımızın maalesef yetkilerini vermedik. Gittik, anlattık. Bir düşünün, çıkarılan kanunlara bakın Tarım Bakanlığı tarafından. Su ürünleri mühendisi kökenli bir profesörsünüz. Balıkla çalışacaksınız. Balık ekolojisi, fizyolojisi, balık hastalığı çalışacaksınız. O konuda profesörsünüz, su ürünleri mühendisi. Uzun yıllar TÜBİTAK'a biz proje veremedik. Gerekçe ne? Yeni mezun bile olsa laboratuvarınızda bir veteriner hekim bulunduracak. Biz gittik bunu Sayın Bakan'a da sorduk. Yani Sayın Bakan bize bu arkadaş hangi katkıyı sunacak? Benim zaten hocam profesör. Balık üzerine ekolojisini çalışmış, anatomisini çalışmış, hastalığını çalışmış. O alanda profesör olmuş. Yeni mezun bir veteriner hekim hangi katkıyı sunacak bilimsel olarak? Yaklaşık bir 7-8 ay önce bu yönetmenlik değişti. Ama onu bile veteriner hekimler mahkemeye taşıdılar. Bakın benim tabelamda o zaman su ürünleri, şimdi su bilimleri fakültesiyiz. Sayın Bakan'a da söyledim o zaman. Tabelamda su ürünleri yazıyor. Su ürünleriyle çalışırken veteriner hekim bulunacağım şeyimde, laboratuvarımda. Ne için? Ben profesörüm, doçentim. Bana katkı yapacak. Hangi katkı yapacak? Anlatsın da bilelim.
Yani hangi aldığı derslerle profesöre bilmediği bir konuyu anlatacak? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir mesleği hakaretten başka bir şey değil midir bu? Yani o yüzden gerçekten çok kırıcı şeyler oldu. Biz çok çok üzüldük gerçekten. Hala Tarım Bakanlığı'nın yetkilerimizle ilgili çalışma yapması lazım, destek olması lazım. Ciddi bir şekilde bu geçmişe yönelik mağduriyetleri gidermesi lazım. Bir düşünün, benim mezunum şu anda endüstriyel akvaryumlarda, tematik akvaryumlarda, çiftliklerde, diyelim ki herhangi bir yerde sağlıkla ilgili, kaliteyle ilgili bir sıkıntı oluyor. Bizim balık öldü oksijensizlikten bile olsa, balık öldü mü raporunu veteriner hekim yazıyor. Adana'dan Tarsus'a balık göndereceksiniz, nakil muhabirini veteriner hekim yazıyor. Balığı ben yetiştiriyorum. Benim yetiştirdiğim balığı neden nakil muhabirini veteriner hekim yazsın? Pardon, o benim işim. Balık sağlığıyla ilgili 14 tane ders alıyor benim evlatlarım, benim çocuklarım. Ya peki hangi bilgisi balıkla ilgili rapor yazacaklar? Dediğim gibi bütün mesleklere saygı duyuyorum. Veteriner hekimliğe de, ziraat mühendisliğine de, öğretmenliğe de, psikolojiye de, ama lütfen herkes kendi işini yapsın. Rica ediyorum yani, bu konuda biraz kararlı olmak lazım. Hocam benim de bu konuyla ilgili zaten bir sorum vardı. Bir giriş de yapmış oldunuz. Şimdi ben de proje yapan birisi, danışmanlık yapan birisi olarak Türkiye'nin birçok yerine gidiyorum. Ve çiftlikleri geziyoruz. Orada çiftliklerdeki mesela sorunlarla da karşılaşıyoruz ve oradaki işletme sahipleri bize de soruyorlar. Özellikle balık sağlığı konusunda da soruyorlar. Ben de bazen böyle hani şey olsun diye şakayla karışık, ama bizim yetkimiz yok ki, bize öyle bir yetkimiz yok. Çağırın bir veteriner hekim diyorum. Mesela atıyorum, neredesiniz? Denizli'desiniz. Denizli'den bir çağırın bir veteriner hekim, gelsin teşhisini koysun, tedavisini koysun, uygulasın şeklinde. Şimdi bu çok acı bir tablo aslında. Yani burada çok büyük bir boşluk var. Bu boşluğu da veteriner hekimlerin dolduramadığını inanıyoruz. Dolayısıyla burada şöyle bir net bir soru var ve hani çok da net bir cevap almak isterim sizden hocam. Yani balık sağlığı konusunda su ürünleri mühendisleri yetkilendirilmeli midir? Teşhisini koyması, tedavide reçete yazması, yani mühendis ve reçete diyoruz bakın hocam. Reçete yazması ve bu tedaviyi uygulaması konusunda. Mühendisler, su ürünleri mühendisleri yetkilendirilmeli midir? Çünkü hani normalde yazıyor diyor kanuna göre, veteriner hekim yapıyor. Ama bir boşluk var. Ne dersiniz hocam bu konuda? Cem, cevabı çok net. Yani uluslararası örgütler var. Bir tanesi Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü. Bir tanesi de sık sık refer ettiğimiz Avrupa Birliği'nin ilgili direktifleri. Avrupa Birliği'nin ilgili direktifi aynen şunu söylüyor: Aquatic Animal Health Specialist'ler de, yani veteriner or, İngilizce söylüyorum anlasınlar diye artık. Benim Twitter'ımda ilk şey odur, ilk tweet odur şu anda. Aquatic Animal Health Specialist diyor ki yetkilendirebilir veteriner ya da olabilir diyor. Şimdi bizim kanunlarımız, yönetmenliklerimiz ne yapmış? Veterineri almış, diğerini almamış. İşte o diyor, ben de soruyorum onlara. Sayın Bakanlığa da soruyorum. Aquatic Animal Health Specialist kimdir? Siz veterineri almışsın ama or diyor Aquatic Animal Health Specialist. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü ne diyor? Aquatic Animal Health Professionals diyor. Yani diyor ki bu konuda eğitim alan profesyoneller de, işte meslek grupları da, sadece kendimizi de unutmayalım. Diyelim ki bakın, bir mikrobiyolog bile o konuda doktorası varsa o da reçete yazabilir. Benim fakültemde şu anda farmakoloji dahil 14 tane balık sağlığı ile ilgili ders almıyor. Bu yani yetkinlik mi önemlidir? Başın hekim yazan isim önemlidir. Adını çok iyi koymak lazım. Şimdi bir düşünün, bir taraftan 14 tane ders alan kişiye siz yetki vermiyorsunuz. Farmakolojiyle o dersleri alıyorlar. Her dersi alıyorlar. Bakteri dersi ayrı, viral dersleri ayrı, parazit dersleri ayrı, mikrobiyoloji dersleri ayrı. Teker teker bakın. Akvaryum balığı sağlığı ayrı, eklem bacaklıklarla ilgili sağlık dersleri ayrı. Ya yazık günah. Bu çocuklara gerçekten yazık günah. Yani siz, bir de dediğim gibi sizin şeyiniz ne, referansınız? Dünya Hayvan Sağlıklı Örgütü, Avrupa Birliği'nin direktifleri. Peki orada öyle yazıyor. Benim fikrim şu: veteriner hekimler olmasın mı? Olsunlar, ama nasıl olsunlar? Balık konusunda doktoraları varsa reçete de yazsınlar. O konuda da yetki onlara verilsin. Ama benim meslektaşlarım eğer 14 tane ders alıp da eğer hala yetkilendirilmiyorlarsa gerçekten büyük bir sıkıntı var. Diyelim, gelelim diğer bir konuya. Şimdi açık var dedin. Evet, açık var. Şu anda herkes Google amcaya girer sorar. Yani Google'da lütfen girin, ara, siz de arayabilirsiniz. Herkes arayabilir. Veteriner dostlarım da arayabilirler. Benim bir sürü veteriner arkadaşım var, dostum var. Onlar da arayabilirler. Yani balık sağlığı konusunda araştırmaları kim yapıyor?
SCD uluslararası dergilerde makaleleri kim yayınlıyor? %70-80 bizim fakültelerimiz. Madem siz otoritesiniz, madem bu konuda iyisiniz, madem araştırma yapıyorsunuz, madem öğrenci yetiştiriyorsunuz, nerede sizin araştırmalarınız? Nerede sizin makaleleriniz? Demek ki yetkiyi bu işi, şimdi siz nerede mezun olmak istersiniz? İyi hocaların elinde mezun olmak istersiniz değil mi? Ben veteriner hekimlere kötü hoca demek istiyorum. Yanlış almasın, anlaşılmasın. Benim hocalarım balık sağlığı konusunda otorite oldukları için gayet net. Diyorum ki bu konuda bizim hocalarımız doçent oldu, profesör oldu ama imza yetkileri yok. Böyle bir girdap olabilir mi? Ya bu hocaların elinde yetişen öğrencilerinde mutlaka yetkilendirmeleri lazım. Bu anlamda gerçekten büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntının derhal çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum, açıklayıcı oldu mu? Çok teşekkürler. Çok net bir şekilde oldu hocam. Çok net bir soruydu. Net de bir cevap verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum sizin söylediğinizde. Belki hadi bu da bir şey olabilir. Belki bu da bir soru olarak olabilir. Yani biz biliyorsunuz Avrupa Birliği adayı olan bir ülkeyiz. Adaylık süreci içerisinde aday olana kadar çeşitli konu başlıkları açılıyor. Açılmış olan ve kapanmamış olan başlıklardan bir tanesi de balıkçılık konusu. Bu bahsettiğimiz balık sağlığı konusu da o balıkçılık başlığının altında yer alan bir mevzu. Dolayısıyla aslında bu başlığı kapatmak istiyorsak kanunen Surinleri mühendislerine de balık sağlığı konusunda veya dediğiniz gibi bu konu doktora yapmış, mikrobiyoloji, biyoloji alanındaki doktora yapmış meslektaşlara da bu konuda yetki verilmesi gerekiyor ki Avrupa Birliği adaylık sürecinde de bu başlığı kapatabilelim diye söylemek istedim, bir eklemek yapmak istedim. Ya bir şey eklemek yapmak isterim yalnız. Bu konuda bakın hak verilmez alınır. Yani şimdi bu konuyu yetkiyi kullananlara kızıyoruz da kendimize de kızalım. Hangi mücadeleyi verdik? Hangi hastalık hocası kaç tanesi çıkıp da ben bu kadar yetkin mezun ediyorum, mezun mühendis veriyorum. Burada yetkinlik önemlidir. Başının önünde hekimlik yazması bir yere kadar sizi götürür. Bir yerden sonra bilgi gerekir. Ben bu kadar donanımda mezun veriyorum. Kaç tane hocamız bunun mücadelesini verdi? İsterdim ki balık hastalıkları hocalarımız, bütün fakültelere söylüyorum bunu. Bakın şu anda bir şey söyleyeyim size. Büyük bir üniversitemiz, adını vermem belki sakıncalı olabilir ama büyük bir üniversitemizde bir veteriner kökenli bir hoca Surinleri mühendislerine 30 yıldır master doktora yaptırtmıyor. Bakın ben şimdi veteriner fakültesinde hoca olsam, veteriner hekimlere doktora yaptırtmasam beni ne yaparlar? Herhalde başarılarlar. Hakları var. Yani buna nasıl izin verilir? Yani Surinleri mühendisi orada ders alacak, Surinleri hastalıkları bir ton ders alacak ama master doktora yapmayacak. Ve ana bilim dalı var. Bu fakültelerin kurulduğundan beri balık hastalıkları ana bilim dalı var. Benim sistemim diğer hocalara, doktora yaptırmayanlara değil. Oradaki Surinleri mühendisi kökenli profesörlere, doçentlere benim sistemim. Hepsine gerçekten sistem ediyorum. Yani daha fazla da bir şey söylemek hoş olmaz. Ama gerçekten bu anlaşılır bir durum değil. Ekmek yediğiniz yerde siz oradaki mezunlara doktora yaptırmayacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hakikaten bir yaradır. Biz mücadele vermediğimiz için üzülerek söylüyorum. Bunları biraz hak ediyoruz. Bunu da adını koymak lazım. Evet, çok gerçekçi bir tespitti. Ben bir şey sormak istedim size. Biraz önce Cem Bey Avrupa Birliği'nden ve bu süreçteki konulardan bahsetti de. Ben de özellikle içerik üretmeye çalışırken, özellikle yurt dışı kaynaklı bir takım faydalı olabilecek ve nitelikli içerikleri Türkiye'deki kullanıcılara ve Türkçe olarak sunmaya çalışıyorum. Bence bizim yüzümüzü dönmemiz gereken yer Amerika ve Avrupa Birliği gibi görünüyor. Ya da bilmiyorum, Uzak Doğu Asya'da olabilir. Sizce biz Surinleri sektörünü, Türkiye'deki için konuşuyorum, bir adım daha ileri götürmek için, daha iyi şartları elverişlerle getirmek için yüzümüzü nereye dönelim? Yani doğru mu düşünüyorum yoksa kısmi mi alsak orada kaldım? Kaan, aslında inanın bana örnekler çok dünyada. İyi örnekler çok. Şimdi yıllar önce hep Avrupa'dan biz Avrupa'yı, Amerika'yı, işte Japonya'yı, Avustralya'yı takip eden ülkeydik birçok konuda. Ama bir web sayfasında, bir üniversitenin web sayfasında yazı yokurken neredeyse 10 seneyi geçti. Bu çok eski bir şey. Bu 15 sene oldu. Dubrovnik'te bir üniversite, bize benzer bir fakülte kurmuşlar. Diyor ki bu kurulumu yaparken
Bu konuda dünyanın ileri gitmiş ülkelerinden, fakültelerinden de örnek aldık, destek aldık. Örneğin diyor Türkiye. Yani Türkiye aslında bu konuda mütevazı değil. Türkiye bu konuda gerçekten şu anda hocalarıyla, birikimiyle ciddi bir yere geldi. Sanayisiyle, sektörüyle bir yere geldi. Fakat tekrar ediyorum, bir mezunlar ne yazık ki üzülerek söyleyeceğim yine. Mezunlarımız mesleğine çok sahip çıkamadılar Kaan. Hocalarımız çok fazla sahip çıkamadılar. Bak kendimize bunu iyi anlatmamız lazım. Yani iyi örnektik aslında. Şimdi mezunlar şu anda Bodrum, İzmir bölgesinde çalışan mühendislerle şöyle yarım saat sektörü konuş, bıkarlar, kalkarlar. Hocam işimiz var derler, işte bilmem ne. Halbuki onun yetkisini Ankara'da başka bir meslek kullanıyor. Haberi yok. Maalesef sahip çıkmadılar. Bürokrasidekiler çok fazla sahip çıkmadı. Bazen şey yaparlar, hocam işsiz kaldı falan filan. Şimdi bakıyorum, işini bulan arka tarafı unutuyor. Biz öyle bir yani kültüre sahip olmamalıyız. Biz bir güç olmalıyız. Birlikte olmalıyız. Gerçekten, çünkü dünyanın en önemli iki ürününü çalışıyoruz. Doğal ürün. Birisi su, birisi gıda. Bundan evet. Daha güzel ne olabilir? Doğru. Çok teşekkür ederim. Bu aşamada ben bir soru sormak istiyorum. Çok iyi denk gelmiş oldu. Aklımda zaten böyle bir soru da vardı. Çünkü siz bu konuda çok ciddi emek verdiniz, uzun yıllar emek verdiniz. Bu mesleki haklar konusunda tabii akademisyenlerle ilgili olan kısmından bahsettiniz ama bizlerin de mühendis olarak yapmamız gereken şeyler nelerdir? Yani nasıl örgütlenmeliyiz biz? Doğru örgütlenmek, haklarımızı arayabilmek için doğru adresler nelerdir? Ne yapmalıyız? Meslekler, yani su ürünleri mühendisleri olarak söylüyorum hocam. Cem, teşekkür ederim. Ya aslında bunun yolu belli. Kanunlar izin verdiği ölçüde örgüt olmak lazım. Bu örgütte meslek örgütü. Hakikaten kimsenin deki yetkiyi başkasıyla paylaşmak istemiyor, vermek istemiyor. Dolayısıyla bizim doğal olarak şu anda bir oda statüsü içerisinde bir mücadeleye girmemiz lazım. Yapmamız gereken en önemli şey mezun olduktan sonra Ziraat Mühendisleri Odası'na kayıt olmak ana şeylerimizin bir tanesi olması lazım. Çünkü eğer özel sektörde çalışmak istiyorsanız kanun gereği olmanız lazım. Oda da şu anda bize gerçekten gerekli desteği veriyor Cem. Yani şu anda 4-5 tane dava ettik yetkilerimizle ilgili. Avukat desteği sağlıyor, her türlü bilgi desteği sağlıyor. Tekrar ediyorum, sıkıntı bizde. Yani son yıllardaki mezunlarımız mesleklerine oldukça uzak. Aidiyet duyguları oldukça düşük. Yani ben şu anda kendi fakültemde bir aidiyet duygusu yaratmaya çalışıyorum ve epey de yol aldık gerçekten. Akademisyen öğrencisine sahip çıkarsa, mesleğine sahip çıkarsa doğal olarak mesleki aidiyet başlıyor. Mesleki aidiyeti olan olmayan bir kişinin mesleki haklarla ilgili fikir yürütmesi mümkün değil. Yani bunu isteyemezsiniz, bekleyemezsiniz o insandan. Şu anda bizdeki şey gelecekle ilgili hemen bir işe başlamak. Bazen diyorlar ki bana, hocam arkandayız. Ben de diyorum ki arkamdan korkarım, beraber yan yana yürüyelim. Bırakın şu arkadan yürümeyi, yani beraber yürüyelim, kol kola yürüyelim, bir güç olalım. Biz kimsenin hakkını istemiyoruz, her mesleğe saygı duyuyoruz ama eğer siz mücadele vermezseniz daha uzun yıllar bu sıkıntılar olur diye düşünüyorum Cem. Hocam peki bununla bağlantılı bir konu. Şimdi Ziraat Mühendisleri Odası TMOB içerisinde en fazla üyeye sahip olan 4-5 odadan bir tanesi. Doğru. Aslında doğru. Büyük güce sahip. Doğru. Şimdi biz bu odanın içerisinde neredeyiz? Şu anda neredeyiz? Yani yaklaşık mesela kaç üyemiz var? Veya odanın içerisinde biz kendimiz ayrı örgütlenebiliyor muyuz? Veya haklarımızı Ziraat Mühendisleri Odası'nın temsil etmesi için biz odanın içerisinde oda yönetimlerini nasıl motive edebiliyoruz? Edebiliyor muyuz veya? Cem şöyle, bir babamın, rahmetli babamın bir sözü vardı. Güneş çarığı sıkar derdi, çarık da ayağı sıkar. Siz odaya bir iş gördüğünüz zaman biz daha geri döndürüldüğümüz, reddedildiğimizi hatırlamıyorum. O da diyor ki, ben sizin konunuzu sizin anlattığınız kadar anlarım. Sizi avukat desteği veririm. Meslek haklarınızla ilgili savunma, her türlü işi destek veririm ama lütfen bana dosya hazırlayın. Aidiyet duygusu yaratmak için bir seferberlik başlatmamız lazım. Yani biz bunu yapabilirsek gerçekten büyük başarı sağlarız. O da, çünkü tekrar ediyorum, o da yardım etmeye hazır. Belki şunu sorabilirsin,
Peki bizim kendi odamızı kuramaz mıyız? Pratik bir soru çünkü. Hocam kendi bu konuda, çok soru var. Evet. Yani biz niye su ürünleri mühendisleri odasını kuramıyoruz? Veya hatta bazen suçlayıcı tarzı da geliyor. Neden su ürünleri mühendisleri odasını kurmuyoruz? Cem şöyle, Ziraat Mühendisleri Odası'nın içerisinden 2-3 tane oda ayrıldı biliyorsunuz. Biliyor musun? Odalar uzun yıllar kiralarını da ödeyememişler. Yani hemen ayrılalım. Surneri mühendislerinden aidatını ödeyenlerin sayısı 20'yi geçmedi şu anda Ziraat Mühendisleri Odası'na. Biz hangi gelirle oda tutacağız, sekreter tutacağız? Dolayısıyla yani bir, çok iş içişimiz, bunları konuşmayalım ama maalesef böyle bir şey var. Şimdi bunu söylüyorlar da gereğini yapmak lazım. Gereği var. Yani telefon, elektrik, su giderleri var. Bir takım vergiler var. Aynı sonunda ödenmesi gereken. Dolayısıyla ben onun yerine uzun yıllar orada daha büyüyüp, ben hiç olmayalım demiyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Olalım ama büyüyelim. Yani şu anda bunu söyleyenlerin çoğu daha oda üyesi değil. Bir oda kültürü al. Odada bir çalış. Bir emek ver. Ter akıt. Ondan sonra hadi bakalım birlikte bir odayı kurmaya başlayalım. Yani bunları yapmadan odayı suçlamak, o bizim için bir şey yapmıyor demek son derece yanlış, son derece sıradan bir tartışma. Yani bunların çoğu gerçekten ömründe odayla ilgili kafa yormamış adamlar. Yani şu anda bizde de öyle. Bizde, yani meslektaşlarımdan bahsediyorum Türkiye genelinde. Bakıyorum tırnak içinde klavye delikanlıları var. Habire mesleğini kötüler. Habire kötü şeyler yazarlar. Bakıyorsun 30-35 yaşına gelmiş mesleğini kötülüyor. Oğlum bir balta hesap olmadınsa senin bunda hiç mi hatan yok? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Burada ben çok minik bir konu hakkında ufak bir şey anlatmak istiyorum da siz çok güzel bir şey söylediniz aslında. 35 yaşına gelmiş bir balta hesap olamamış. İzmir'e ilk taşındığım zaman sektöre girmeyi çok istedim. Ve bunun için İzmir merkezde yaşıyor olmakla birlikte günübirlik Muğla'ya, Urla'ya, Foça'ya birçok yere gittim geldim. Ve Muğla'da özel Poyraz'dan su ürünleri, granyoz ve kaya levreği balığı yetiştiriciliği yapıyordu. Yani gidip oraya gittiğiniz zaman bile bir yerden başlamak için aslında bu sektörde fırsat var. 35 yaşına gelmiş ve yine sizin bahsettiğiniz rakam üzerinden gidiyorum. Onda bir sorun vardır. Çünkü ben hep şey diyorum, sosyal medyaya içerik koyarken biraz nitelikli bilgi koymaya bakın. Ben özellikle kendi yönettiğim web sitesinin sosyal medya hesaplarında yani içeriği koyduktan sonra zaten çok gerisine de bakamıyorum. Çünkü yaptığım kendi işimi, ben şu anda bir firmada pazarlama iletişim sorumlusu olarak çalışıyorum. Nitelikli bir şey yapmak istedikten sonra bu sektör bir şekilde kapı açıyor size. Yani o belki de kendini ne ediyorsa kendine ediyor. Bizim bu konuda yapabilecek bir şeyimiz yok gibi görünüyor ama rahatsız edici işte dediğim gibi. Ben de burada yapmak istiyorum. Ben de okuldan mezun olduktan sonra bir süre ben de iş bulamadım ki bizim mezun olduğumuz dönemler ben 95 mezunuyum. Sektörde iş bulmak nispeten daha kolaydı. Yani birçok mesela şey vardı, çupra levrek çiftlikleri falan vardı. Bahsettiğiniz yaşa kadar yani 30-35 yaşına kadar farklı mesleklerde çalışmak zorunda kaldım. İşte ilaç firmalarında çalıştım, başka işler falan yaptım. Fakat sonrasında bir vesileyle tekrardan sektöre geri döndüm. Ve her şeyi baştan başladım. Yüksek lisans yapmaya başladım. Tekrar unuttuğum konulara tekrar baştan çalıştım. Ve danışmanlık ve proje yapmaya başladım. Gerçekten çok zaman kaybettiğimi gördüm. Geç değil, bu mesleği sevmek için, bir şeyler yapmak için geç değil. Tabii ki kolay değil, zor bir meslek. Ama eğer ki bu mesleği sevmiyorsanız, yani daha doğrusu doğayı sevmiyorsanız, denizi sevmiyorsanız, zorluklar karşısında pes ediyorsanız, bu su ürünleri mühendisliğinin suçu değil. Bu bizim kendi yapımızdan kaynaklanıyor. Her yerde var. Her yerde evet, artı yani bizi hiç kimse zorla alıp götürüp su ürünleri fakültesinin kapısına koymadı. Bizler çok yüksek puanlarla, yani bir atıyorum Hacettepe Tıp Fakültesini tutacak puanımız varken de gelip su ürünleri fakültesine yazılmadık. Belli puanlar aldık. Alabildiğimiz puanlar neticesinde iyi okullara girdik. Ve alabildiğimiz puanlar neticesinde de gene iyi eğitimler aldığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bunun hakkını vermek gerekir. Zorluklardan yılmamak gerekiyor. Bu mesleği sevmek gerekiyor. Sevmeden de
mümkün değil, yapamaz. Bahsettiğiniz o arkadaşların çoğunun aynı sorunu yaşadığını düşünüyorum ben. Çok şey değil yani. Aslında arkanızda bir destek bekliyorsanız iyi bir örnek olmanız lazım, rol model olmanız lazım. Bunu yapmıyorsanız, enerjinizi harcamıyorsanız ucuz kahraman olursunuz. Kimse size inanmaz. Şimdi geçenlerde bir çocuk bana şey demiş, yazmış bana Instagram'dan. Hocam diyor, siz diyor işte bize yetkililik ediyorsunuz, halen bir şey yok. Ben Ankara'da da yürüyüş yaptım, pankart açtım su ürünleri müesseslerinin hakları için. Hatta şikayet ettiler beni sağa sola. Hepsini bir bedel ödedik. Ama hiçbirinde haksız değildim. Çünkü kimseye hakaret etmem. Ben mezunlarımın hakları ile ilgili canımı veririm. Şimdi ben hep meslektaşlarımız ve özel sektör çalışanlarının sorunlarıyla ya da karşılaştıkları durumlarla ilgili bir şeyler sormak istedik ama ben biraz da akademik çevreden size bir soru yöneltmek istiyorum. Siz bir akademisyensiniz ve su ürünleri sektörünün, su ürünleri mühendisliği mesleğinin ya da birazcık daha özelleştirmem gerekirse akademisyen olarak üniversitelere ve sizin çevrenizdeki akademisyenlere ne gibi görevler düştüğünü düşünüyorsunuz? Kaan, bize gerçekten büyük görevler düşüyor. Yani bizim hem Türkiye'deki sektörü yurt dışına tanıtmak, buradaki başarı hikayelerini uygun üslupla anlatmak, öğrencileri sektöre kazandırmak, başarılı olanları rol model olarak yetiştirmek, onların daha ileriye gitmeleri için önlerini açmak. Yani o kadar çok rolümüz var ki. Yani anlatmakla bir... Evet, çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı bir cevapta. Şimdi biz Cem Bey ile birlikte kaydettiğimiz aslında pilot videomuzda Su Ürünleri Fakültesi'ndeki aldığımız derslerin bir kısmına değindik. İşte mekanizasyonundan hastalıklara çok önemli bir konu. İç su balıkları, deniz balıkları, akvaryum yetiştiriciliği, birçok laboratuvar programını almıştık. Peki sizce Su Ürünleri Fakültelerinde öğrenciler yeterim kadar ders alabiliyor mu? Ve bununla bağlantılı olarak da şunu sormak istiyorum. Türkiye'de 23 tane kadar Su Ürünleri Fakültesi var. Aynı müfredatlarla, aynı konularla bunların sürdürülebilir mi? Aslında tam olarak üzerine basmak istediğim konu bu. Günümüz şartlarına uygun olarak da özellikle dersler için soruyorum. Sizinle az önce sohbet ederken bahsetmiştik ya, ben üniversitelerin her birinin benzer konularda değil de özelleşebileceğine inanıyorum. Mesela bir tanesi hastalık konusunda özelleşmiştir. Diğeri, ben çok önemsiyorum aslında bunu, pazarlama, su ürünlerinin pazarlanması konusunda özelleşmiştir. Yeni revizyonlar yapılmalı mı sizce? Kaan, şöyle, aslında özelleşmek Türkiye'deki eğitim sisteminde lisans seviyesinde çok mümkün değil. Yani işte pazarlama konusunda özelleşelim, hastalık konusunda, akvakültür konusunda, işte veya su yönetimi konusunda, bilemiyorum, bu uzatılabilir. Master'da, doktora'da bu mümkün. Ama lisans seviyesinde bunu yapmak çok mümkün değil. Bu nasıl mümkün olur? O alandaki hocalar, bahsettiğim, diyelim ki birisi pazarlama konusunda bir fakülte çok iyi. Tesadüfen hocalar o konuda, o ana bilim alanında biraz daha yüksek sayıdadır. Biraz daha çocuklar özel bir eğitim alırlar. Şeye gelince, eğitim kaliteli veriliyor mu? Ya ben haksızlık etmek istemem o konuda. Yani şu anda birçok fakültede hiç de fena bir eğitim verilmiyor. Yani ben eğitimle ilgili şikayetim çok fazla yok. Fakat çok kırıcı da olmak istemem ama son yıllarda akademisyen seçiminde belki tam isabeti sağlayamamış olabiliriz. Diğer bir konuda puanlar düştü çünkü geçmiş yıllarda. Biz artırdık ama şu anda biz fakülte olarak gerçekten isim değişikliğinden sonra belki soracak mısınız bilmiyorum. Fakültelerdeki verilen bilginin alınması lazım. Alınması noktasında sıkıntı var mı gerçekten emin değilim ama ben eğitimin su ürünleri fakültelerinde kötü olduğunu gerçekten düşünmüyorum. İştenlikle söylüyorum bunu. Eksik de yok mu? Tonlarla eksiğimiz var ama yani temel disiplinin hemen verildiğini düşünüyorum. Yani bakarsanız şeye, çünkü hoca kalitesi bakımından birçok fakültede şu anda öyle ya da böyle gerçekten çok kötü değiliz. Ben o konuda haksızlık edemem. Hocam, çok teşekkür ederim.
Yeri gelmişken ben de hemen bu konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi tabii siz uzun yıllar boyunca Su Ürünleri Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yaptınız. Aynı şekilde dekanlığa başladığınız zaman da İstanbul Üniversitesi bir Su Ürünleri Fakültesi'ydi. Ve mesleki hakların alınması konusunda veyahut da işte bir dönemde biliyorsunuz okullarımızı öğrenciler tercih etmedi. Bu dönem içerisinde sizler toplantılar yapıyordunuz yine dekan hocalarımızla, diğer fakültelerden dekan hocalarımızla. Ve en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de fakültenin isimlerini değiştirmesiydi. Hatta bu konuda işte bazı örnekler de oldu, işte deniz bilimleri teknolojisi gibi falan. Sanırım Çanakkale'de var yanılmıyorsam, İskenderun'da herhalde. İskenderun'da var. Şimdi öncelikli olarak bu bir çözüm mü? İkincisi de siz de aslında bir dönem bu isim değişikliği konusunu aslında eleştirenlerden bir tanesiydiniz. Yani bize doğru. De en çok gelen sorulardan bir tanesi de bu. O yüzden size mutlaka doğru. Sormak istiyorum bunu. Doğru. İsim değişikliği, özellikle söylenen şeylerden bir tanesi şu: İsim değişikliği bu kadar çok eleştirmişken arkasından çok daha radikal bir isim değişikliğine, çünkü içerisinden şey kısmını çıkartıp neredeyse su bilimleri tarzında bir isim değişikliğine gittiniz. Ya bunu yaparken amacınız neydi hocam? Ve temelde siz bunu yaptıktan sonra sizden mezun olan su bilimleri mühendisleri bizlerden farklı bir meslek dalı mı olmuş olacak? Cem, teşekkür ederim için. Çünkü çok yanlış anlaşılıyor. Bu soruyu izin verirseniz geniş anlatayım. Ben isim değişikliğini yapan iki fakülteye de ben olumsuz görüşmüştüm. Hatta bunu her ortamda söylemiştim. Nedeni şuydu: bakın, eğer cümleyi yarıdan alırsanız yanlış anlam çıkarırsınız. Çok net. Ben dedim ki Çanakkale'de ve İskenderun'daki değerli arkadaşlarımıza, neydi? Çünkü bölümün adı Su Ürünleri Mühendisliği bölümü. Fakültenin adını değiştirdiler. Yani diploma Su Ürünleri Mühendisliği'ydi. Yine Su Ürünleri Mühendisliği kaldı. Neyi değiştirdiniz siz? Yani bir şey değiştirmediler. Yani şey, orada Su Ürünleri Mühendisliği aynen kaldı. Yani diplomanın adı Su Ürünleri Mühendisliği. Biz neden değiştirdik Cem? Şimdi ben şunu bir düzelteyim isterseniz. Dekan olduktan sonra, arkadaşlar için düzelteyim diyorum. Sizin için değil, siz biliyorsunuz zaten de. Dekan olduktan sonra hak hukuk peşine koşmadım. Ben 25 yıldan beri kafa yorduk. Yüzlerce yerde gittik, anlattık. 80 tane seminer verdim bu ülkeye su nemesi lazım diye. Anlattık. Fakat o dönemde seminerleri dahi dinlemeyen hocalar şimdi bizi eleştirmeye başladılar. O beş hoca niye değiştirdi diye. Şimdi neden değiştirdik Cem? Dekan olduktan sonra liseleri ziyarete gitmeye başladım ben. Liselerde acaba ne düşünüyor çocuklar? Bizim bir malımız var. Onu pazarlamamız lazım. Anlatmamız lazım. Su ne deyince çok ilginç tepkiler olmaya başladım. Yani biz bu kadar başarısız insanlar değiliz. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani bu detay anlatmak istemiyorum şu anda, ama gerçekten inanılmaz tepkilerle. İkinci yıl dayandık. Üçüncü yıl anlatmaya devam ettik, ama baktık ki biz ne söylersek söyleyelim bizim söylediklerimiz duvardan geri dönüyor. Hiçbir şekilde alıcısı yok. Yani bir çocukların, anne babanın, rehberlik öğretmenlerin şeyinde bir karşılığı yok. Maalesef yok. 600 tane liseye gittim ben. Bakın 600 tane liseyi gezdik. Asistan arkadaşlarımla beraber anlattık. Ve gördük ki biz şu anda, biz ne anlatırsak anlatalım, bizim çocuklar yaptığımız makalelerle, projelerle hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Hiçbir karşılığı yok. Dolayısıyla gittiğim yerlerde, toplantılarda isim değişikliğini sordum ben. Ve isim değişikliğini yaparken aşağı yukarı 8 aylık sürece yaydık. Yani akşam düşünüp sabah isim değişikliği yapmadık Cem. Yani büyük bir emek verdik. Dünyadaki örneklerine baktık. Derslerimizi %35-40'a yakın değiştirdik. Yani bizim programımıza bakabilirsiniz. Yani %40'a yakın değiştirdik derslerimizi. Dünyadaki örneklerine baktık. Su yönetimiyle, biyoteknolojiyle ilgili, çevreyle ilgili inanılmaz güzel dersler koyduk. Hakikaten çok keyifli dersler koyduk. Sağlık Bakanlığı'nı, Çevre Bakanlığı'nı, Orman Su İşleri'ni eline alacak, o konuda çalışabilecek, belediyelerde daha yetkin mühendislerin mezun olması için bir ton yeni ders koyduk. Ama şundan vazgeçmedik. Ne olur yanlış anlaşılmasın, üzülürüm.
Balık hastalıkları sayısı şu anda ders sayısı olarak soruyorum en fazla bizde. 14 tane ders var bizde. İşleme konusunda çok donanımlı dersler veriyoruz. Yani biz oradan vazgeçmedik. Tam tersine ekledik Cem. Yani özetle senin sorunun cevabı Meriç Hoca hala o iki yanlış değişime karşıdır. Ama şu anda biz çok doğru bir iş yaptık. Şu anda isim değişikliğinden sonra puanımız 60-70 puan arttı, taban puanımız. O zaman taban puan yoktu. Şu anda bir tek şunu yaptık. Maalesef biz yine Tarım Bakanlığı'nın uygulaması yüzünden yine darbe aldık. Sayın Tarım Bakanı, o zamanki Tarım Bakanı Faruk Bey son dakikada imza attığı için, 3 Temmuz'da imzaladığı için, bakanlık kurulundan son dakikada çıktığı için maalesef fakülteyi tanıtamadık. Daha yüksek puanlardan giriş yapacakken onu bekliyorduk biz. Biraz alttan taban puanımız ama şu anda bile Sur Üniversitesi fakülteleri bizim taban puanı olarak 25-30 puan altımızda. Yani uzak ara artık bir kontenjan sorunumuz yok. Biz artık gerçekten seçkin şey anlamı tırnak içinde söylüyorum. Herkes seçkindir. Herkes birinci sınıftır. Daha yüksek puan almış öğrencileri hedefliyoruz. Daha yukarılara, daha hedefe yüksek olan öğrencilerle çalışmak istiyoruz. Yani özetleyeceğim. Bu bir ihtiyaçtı. Değişmeyen değişimdir. Japonya'da dediğim gibi balıkçılık üniversiteleri tamamı marine science'in teknolojiye döndü. Avrupa'da bir sürü biyoloji bölümleri life science'a döndü. Biz de biraz önce size konuşmanın başında söyledim. Su ürünleri fakültesi ismi hangi şartlarda konmuş? Size anlattım. O zamanın şartlarında bu isim konmuş. Temel bilimler diye bir bölüm konmuş. Onu da mesela temel bilimleri biz değiştirdik Cem. Onu da değiştirdik. Deniz ve su kaynakları yönetim bölümü dedik. O ismi de kaldırdık biz. O yanlıştan da kurtulduk. Diğer bir şey, farkınız nedir diyorlar. Örneğin akvatik, biyoteknoloji ve genomik bölümü kurduk. Yani biz artık su ürünleri, bunun dışında ayrı bir su bilimleri ve mühendisliği için kod aldık. Personel daire başkanlığından. Tamamen değiştirdik biz işimizi ama tekrar ediyorum, bazen duyuyorum işte hastalıktan, yetiştiricilikten vaz mı geçti? Hayır efendim, tam tersine merkezindeyiz. Neden vazgeçelim? Tam tersine. O bizim işimiz. Asli işimiz. Balıktan suya genişledik. Bundan çok mutluyuz. Mesela benim bir öğrencim biyodizel çalışıyor şu anda. Başka biyoteknolojik işler çalışanlar var. Bunlara genişledik. Daha da genişleyeceğiz gerçekten. Artma teknolojileriyle ilgili işlere gireceğiz. İlaç sanayiyle ilgili entegrasyona gireceğiz. Kozmetikle ilgili ürünlere gireceğiz ama asla ve asla akvakültürden ve hastalıktan vazgeçmeyeceğiz. O bizim kırmızı çizgimizdir. Biraz uzun anlattım, kusura bakmayın lütfen. Çok güzel anlattınız. Hatta rica ederiz. Ne demek ki, çok aydınlandık. Konuda da biz Kaan'la buna benzer birkaç tane şeyin üzerinde de durmuştuk. Yani su ürünleri mühendisliğinin ve sektörün geleceğiyle ilgili işin biyoteknolojiye, yazılıma, hatta robotlara, yapay zekaya doğru gittiğini ve dolayısıyla geleceğin mühendislerinin de bu konuda hazırlık yapması gerektiği, artık her şeyi daha küçük ve daha işlevsel, daha hızlı çalışır şekilde yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra belki de DNA'lar, biyoteknoloji, mikrobiyoloji, yazılım, nanoteknoloji artık fakültelerde eğitim vermeliler ki geleceği hazırlayabilmeliler su ürünleri mühendislerini. Cem, şöyle söyleyeyim size, şunu lütfen izin verin. Bakın, İSKİ tarihinde, İSKİ İstanbul Su Kanalizasyon Üniversitesi tarihinde kadro açmamış. İsim değişikliğinden birkaç ay sonra gittim. İSKİ değiştirdiğimiz dersleri koydum Sayın Genel Müdürün önüne. Bakın dedim, artık bizim çocuklar bu dersleri alarak mezun oluyorlar. Ve iki tane hemen kadro açıldı. Su bilimleri mühendisliği kadrosu açıldı. Yani bunun artık bir alıcısı var. Yani biz eğer içme sularıyla ilgili en detaylı çalışmaları yapıyorsak, benim mezunum neden belediyede çalışmasın artık? Neden Çevre Bakanlığı'na çalışmasın? Artık bir karşılığı var. Bunu sağladığımızı düşünüyorum. Gerçekten iyi yoldayız umuyorum. Bir de şey Cem, ya dünyayla da entegre olmak lazım. Hani aquatic science gerçekten çok genel. Suyla ilgili her türlü çalışmayı, biyoteknolojisi de, genomiyi de, her şey bunun içerisinde. Gıdası da, yani her şey bunun içerisinde. Su yönetimi de, modellemesi de. Mesela şu anda bizdeki Türkiye'nin en seçkin modellemecilerden, su kalitesi modellemecilerimiz bir de çalışıyor. Yani muhteşem bir şey gerçekten bu. Mesela biraz önce biyoteknoloji dediniz. Galiba Kaan da söyledi. Mesela biz bir projemizde mikroçip geliştirmesini çalıştık. Avrupa Birliği projesini. Mikroçip geliştirmesi önemli bir konu gerçekten. Benim mühendisim ismiyle neden özdeşim? Yani isim gerçekten bizim yaptığımız işi tanımlamaya başladı. Gerçekten çok mutluyuz bu anlamda. Çok güzel. Biz biraz galiba değişim ve dönüşüm zamanına yakaladık. Değil mi? Siz bu mesleği bir adım daha, bu sektörü geliştirecek olan mühendisleri bir adım daha öteye taşırken biz bunu yakaladık ve bu dönüşümü görmekten aslında son derece memnunuz.
Sağ olun. Teşekkürler. Tırnak içinde yine meslektaşlarımızın bana özelden attığı birkaç mesajdan bir tanesi de şu vardı. Sizin aslında bu yaptığınız değişim bazı kesimlerden tepki görse de bazı meslektaşlarımızı da çok heyecanlandırdı. Hatta birkaç tanesi bana şöyle bir şey yazdı. Hocam işte acaba biz de bu konuda bir eşdeğerlik alabilir miyiz? Yani atıyorum su bilimleri konusunda eksik olan bazı dersleri online uzaktan eğitimle veya bir şekilde tamamlayıp biz de bu meslekte bir şey yapabilir miyiz? Çünkü gerçekten ilgi uyandırdı. Sizin böyle bir ilerisi için bir projeniz var mı? Çünkü talep eden bazı meslektaşlarımız da var yani. Cem, inanın biz kendi mezunlarımız için bile yazdık. YÖK'e kabul edilmedi. Maalesef, maalesef. Ben de su bilimleri mühendisiyim. Şu anda su bilimleri mühendisi olmak isterim. Su bilimleri mühendisliğiyle gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir mesleğim var benim ama yani su bilimleri seçeneğim olsa su bilimlerini seçer. Daha iyi tanımlıyor bizi. Ben de isterdim bunu ama maalesef YÖK kabul etmedi. Nedeni de şu, son yıllarda bu dersleri koyduğumuz için eskiden mezunlar bunu almadığı için diyor ki kusura bakma eskiler bunu almadığı için bir yerde bizim milat yapmamız lazım. Bir milat koydular. Ondan dolayı biz de itiraz edemedik işin gerçeği. Çok teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş bir kapanış yapmak istiyoruz ama kapatmadan önce çok önemli bir soru. Biz bunu Kaan'la zaten konuşmuştuk, tartışmıştık. Bu yüzden de son kapanışla ilgili ben bir şeyi eklemek istiyorum, soru eklemek istiyorum. Şimdi FAO biliyorsunuz bir yayın koydu internete geçtiğimiz yıllar içerisinde. 2030 yılına hatta ve 2050 yılına ait vizyon çalışması yapmışlardı. Ve gelecek 10 ila 20 yıllık süreçle ilgili balıkçılık sektörünün vizyonunu belirlediler. Ve tahminler şöyleydi. 2030 yılında akvakültür sektörünün avcılık sektörünü geçeceği, %60'a %40 hatta önde olacağı şeklinde söylenmişti. Ve 2020 yılında şu anda mesela Türkiye'de biz yakaladık avcılığı. Şimdi bunu düşünecek olursak hem bölümünüzle ilgili yani su bilimleri mühendisleri ve hem de su ürünleri mühendisleriyle ilgili bizi nasıl bir gelecek bekliyor da veya bizi bir gelecek bekliyor mu? Ve biz bu geleceğin içerisinde yer alırken nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Biraz önce de o konuya girdiğimiz gibi düşünüyorum. Neler yapmalıyız hocam bu konuda biz? Cem, güzel bir soru gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bu bir vizyon ister gerçekten. Yani vizyonunuz varsa bunu yakalamanız aslında çok güç değil. Rakamlar çok ortada. 2030 diyorlar ama artık yakalandı. %50, %50'nin olduğunu neredeyse şu anda. Yani yarı yarıya yaklaştı. Akvakültürle normal avcılık sektörü neredeyse birleşti. Şimdi nüfus artıyor mu? Artıyor. Popülasyonlar belli mi? Belli. Yani avcılıkta yakalanacak miktar belli mi? Belli. Size ne geliyor? Teknoloji ortaya koyup sizin insanlara bu özel proteini ulaştırmanız gerekiyor. Yani bize aslında büyük bir şu anda inanılmaz büyük bir iş düşüyor. Büyük bir gelecek var aslında bu işte. Ciddi bir gelecek var. Bizim akvakültür sektöründe tekrar ediyorum öğrenecek şeyimiz şu anda mutlaka var ama öğreteceklerimiz daha fazla. Şımarmadan vizyonumuzu iyi koyarak sektörler arasında çatışma yaratmadan başta turizm sektörü ülkemizin bu üç tarafın denizlere çevrili olma avantajını iyi kullanmamız lazım. Yalnız şunu söylememe lütfen izin verin. Bakın iç sularımız çok kısıtlı Cem. 1400 metreküp suyumuz var. Oldukça kısıtlı. Yani bizim şimdi söyleyeceklerim sizi belki şaşırtacak, belki de bana eleştiri gelecek bu yayınlama şeyinizden sonra ama bunu söylemek zorundayım. Yani kapalı devre sistemi olmayan artık tesislere izin vermemek lazım. Yani bunu artık milat kabul etmek lazım. Suyumuz oldukça az. Yani biz şu anda suyumuzu işte yukarıdan bağladık, havuza verdik, havuzdan işte tekrar dereye gitti. Kullanılan oradaki işte belki kimyasal zaman zaman tedavi amaçlı ama özellikle de hasat zamanındaki organik madde yükünü akarsulara boşaltıyoruz. Ya buna bizim hakkımız yok. Kendimizi buna hazırlamamız lazım. Bir, yani iç sularda kapalı devreyi artık mutlaka ama Tarım Bakanlığı da destek olması lazım tabii üreticiye. Biraz hani belki maddi desteklere ihtiyaçlar olabilir. Diğer konu dediğim gibi şu anda insan malzemesi bakımından ben 2030 vizyonuna
Türkiye'nin 2023-24'te 25'lerde yakalayacağını düşünüyorum. Böyle bir derdimiz yok. Malzememiz oldukça iyi. Gerçekten çok iyiyiz. Ama dediğim gibi belki de vizyonu genişletip daha fazla dışarı açılmamız lazım. Örneğin şu anda bizim bir mezunumuz Norveç'in en büyük firmasının Almanya temsilcisi. Ve bütün kişi, bütün Polonya ona bağlı, bir sürü yüzlerce, binlerce insan ona bağlı. Ya bu bize gurur veriyor gerçekten. Gayet evet. De başarılı operasyonlar yapıyor gerçekten. Bu muhteşem bir şey. Avustralya'da mühendislerimiz var, Kanada'da var. Yani ciddi bir mühendis şeyi ihraç etmeye başladık yurt dışına. Bunun devam etmesi lazım. Geçen yıl Katar'dan mühendis istediler, elimizde mühendis yoktu. Yani şu anda işte Çin öyle bir şey oldu. Geçenlerde tematik akvaryumlar için mühendis istediler. Elimizde mühendis yok. Yani bir ihtiyaç şeyi var ama vizyonel öğrenci, vizyonel hoca bizim geliştirmemiz lazım. Hocalara görev düşüyor. Hocaların öncelikle vizyonel olması lazım. Hocaların kendilerini buna hazırlaması lazım. Kongrelere gitmeleri lazım. Daha çok okumaları lazım. Sektöre daha sık sık gitmeleri lazım. Ki mezun ettikleri öğrenci, mühendisler de gerçekten daha iyi planlama yapsınlar. Daha entegrasyonu sağlasınlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu hani anlattıklarınız gerçekten çok değerli. Ben kapatmadan önce size biraz böyle hani kapanıştan önceki son birazcık konuyu yavaş yavaş toparlayalım diye. 2015 yılının sonuna doğru bir gitmek istedim. İstanbul Üniversitesi Surinary Fakültesi'nin baş rolünde oynadığı bir film vardı. Nadide Hayat. Evet, yani O zamanlar oralardaydınız. Bu Evet. Nasıl bizim oldu da yolunuz bir araya geldi? Şahan Irmak çünkü bir Ege insanı tanıdığım kadarıyla. Evet. Güzel bir birliktelikti galiba, değil mi? Vallahi çok mutlu olduk gerçekten. Detayları çok fazla bilmiyorduk. Sadece bizde gelip izin istediler. Memnuniyetle verdik. Ama filmi izleyince gerçekten çok hoşuma gitti. Çok keyifliydi. Çağan zaten iyi bir yönetmen. Yani biz yargılamak veya şey yapmak haddimiz değil. İyi bir sanat adamı, kültür adamı. Evet. Gerçekten çok keyifli izliyorum filmlerini. Biz mekan olarak da bizim fakültemizi seçmesi bizi mutlu etti. Gönül rahatlığıyla çalıştık. Çok mutlu olduk gerçekten. Hatta mesleğimiz açısından da iyi oldu. Bilmiyorum, film izleyenler de keyif almışlardır diye düşünüyorum. Ben sinemayı izledim hocam. Çok keyif almıştım. Çok güzeldi. İzleyen başka arkadaşlarımız da, yani meslekten olmayan arkadaşlarımız da çok beğendiklerini söylemişlerdi. Gerçekten çok keyifli, güzel bir filmdi. Yani en azından elinde levrekle koridorda da oluşan hocalar görmek istiyorsunuz. Bu da böyle şey olsun. Ben burada bu akşam burada olmanız gerçekten çok değerli ve önemliydi. Biz sektöre dair merak ettiğimiz birçok şeyi açık, net ve ilk ağızdan duyarak ve yalın bir şekilde öğrenmiş olduk. Sevgili Cem Kadeş, Antalya'dan Aquapenas Ürünleri Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerinden ve diğer bir bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Meriç Albay, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin eski dekanıydı. Başarıyla sürdürdüğü bir akademik yaşamdan sonra şu anda eğitim çalışmalarına devam ediyor. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Umarım en kısa sürede tekrar yüz yüze de bir araya gelme imkanı yakalarız. Bu zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde hepinize evde kalın diyerek ben bu yayını sonlandırayım diyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ediyorum ikinize de. Çok keyif aldım gerçekten. Çok çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun sizin de. Çok teşekkür. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.